Bugünkü sistem ihtiyaçları yok laikliğe. Ya bugün zaten sermaye düzeninin sürmesi laik bir siyasal yapılanmada mümkün değil. Bu batılı ülkeler için de geçerli. Bakın ben 3 gün önce Almanya'ya bir toplantıya gittim. Sokaklar evsiz, alkolikler, ekonomik nedenlerle akıl sağlığını yitirenler, korkunç bir çürüme var. Şimdi şöyle düşünüyorsunuz, Alman devleti istediği kaynakla, yani istese Alman devleti bu insanları bu durumdan çıkartır. Alman devletinin elinde muazzam kaynaklar. Niye çıkartmıyorlar? Terbiye ediyorlar toplumu. Yani bütün o toplumdaki o en alt tabaka artık, evsiz, bakıma muhtaç, dediğim gibi çıldırma noktasına gelmişler. Bu Almanya'daki toplumun diğer kesimlerini korkutuyor. Bu hale gelirsiniz, sesinizi çıkarmayın. Mesele bu. Aynı şey Türkiye'de de yaşanıyor. Şunun sorgulanması lazım. Türkiye niye bir yandan laiklik ayaklar altına alınıyor? Dinsel referanslar topluma şey oluyor. İnançlardan bahsetmiyorum. Bir yandan da uyuşturucu. Yani bir yanda muazzam bir çürüme ve öbür tarafta da laikliği ayaklar altına alan siyasal İslam devreye giriyor. Bunun nedenini kavramamız gerekiyor. Bu sömürü, bu kadar eşitsizlik başka türlü tahammül edilemez. Çok net bu. Dolayısıyla Türkiye eğer eğitim, mesela laik bir ülkedeki bir eğitim olsa Türkiye toplumu bu kadar itaatkar olmaz. O yüzden de şu çok açık. Ben Türkiye'de laikliğin yıkılmasının arkasında sadece ve sadece Türkiye'deki patronların olduğunu söylemiyorum. Ama bugünkü sistemde artık laiklik mümkün değil. Bağımsızlık mümkün değil. E şimdi bunlar cumhuriyetçiler için temel şeyler, referanslar. Bir cumhuriyetçiye deseniz ki, sorsanız, siz bağımsızlıktan vazgeçer misiniz? İyi bir cumhuriyetçi ise hayır der. Ya da siz laiklikten vazgeçer misiniz? Hayır der. Değil mi? Tabii. Devletçi bir ekonominin, bir planlı bir ekonominin bunun ön koşulu olduğunu daha fazla kişi kavruyor artık. Türkiye'de de solcuların devletçilik dendiğinde akıllarına Kenan Evren'in ya da AKP'nin ya da bir başka, yani bir baskı aygıtının dışında bir şey gelmesi lazım. Sosyalizmde ekonomi, kamu mülkiyeti falan diyoruz ama bunun aslında adı devlet ekonomisi. Devlet mülkiyeti. Evet. Peki. Eksik kaldıysa çok önemli bir şey tamamlayayım. Benim amacım planladığımız evet olabildiğince tabii, çok geniş tabii konuları ele alabilmek bu süre içerisinde. Şimdi biraz yerel seçime doğru rotayı kıvıralım. TKP'li Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu Türkiye'de çok yüksek popülerliği olan bir isim. Komünist başkan diye biliniyor. Pek çok icraatı dikkat çekici. Şimdi Maçoğlu bir komünist belediye başkanı olarak hangi ezberleri bozuyor? Yani Türkiye'de şu anda hangi ezberleri bozuyor? Ve bu anlamda sosyalist belediyelerin sayısı nasıl arttırılabilir? Bu tür uygulamaların sayısı nasıl arttırılabilir? Şimdi şununla başlayayım. Bir kere TKP'den seçildi. Ama TKP'nin de içinde bulunduğu bir ittifak, yerel ittifakın adayıydı. Seçildi Sayın Maçoğlu. Şimdi geçtiğimiz günlerde, haftalarda daha doğrusu bir kitap fuarı etkinliğinde Maçoğlu'yla beraberdik. Ben orada da söyledim. Ne fark? Yani nedir? Niye bu kadar benimsendi? Aslında benimsenme nedeni belki Fatih Maçoğlu için gurur kaynağı ama Türkiye için düşündürücü. O da şu. Parayla işi yok. Yani baktığınız zaman hani ben bütün belediye başkanlığını asla bir şey altına çok dürüst belediye başkanları da var Türkiye'de. Sayıları az. Ama Fatih Maçoğlu'na baktığı zaman insanlar şunu gördüler. Ya bu adam halk için çalışıyor. Çok basit. Şimdi normalde aslında bir kamu görevlisinin değil mi? Doğal meziyetinin bu olması lazım. Bu ne yazık ki Türkiye'de bir özel bir durum haline geldi.
Bu önemli. Çalışkan. Dediğim gibi parayla işi yok. Ve üretime odaklı. Ki çok kıt kaynakları olan evet, küçük yani bir... Tunceli Belediyesi'nin çok geniş kaynakları yok sonuçta. Orada bile suyu, ulaşımı bu kadar uygun koşullarda sunmanın bakın, şeyine... Çok ciddi bir borç devraldı. Ve bunları fonlarla bilmem neleri değil bir dayanışmayla çözdü. Tasarruf ederek çözdü. Ve tamamen saydam bir şekilde. Mesela şey çok etkili oldu. Belediye bütçesinin sürekli halka açık hale olması. Yani harcamaların girdi ve çıktı kalemlerinin saydam bir şekilde bu toplumla paylaşılması, halkla paylaşılması. Bunlar yeni şeyler ki başka belediyeler de uygulamaya başladı daha sonra. Dediğim gibi çok basit şeyler. Yoksa yani elinde bir sihirli değnek var, böyle şey bir süper güç falan değil. Tam tersi aslında kendinden birisi olarak gördüğü için halk. Şimdi bu çoğalabilir mi? Çoğalabilir ama şöyle çoğalmaz. Yani halkımız sürekli olarak bir takım kahramanlar beklerse bu olmaz. Yani Türkiye toprağı kahramanlar üretir ama biraz da halkın kahramanlaşması gerekiyor. Bu yerel seçimlerin bu açıdan değerlendirilebileceğini düşünüyoruz. Yani Türkiye'de halkçı sosyalist belediyelerin sayısı artabilir. Ki belediye seçimlerinde, yerel seçimlerde baraj yok. Bu önemli bir şey. Yani parlamento hesabı, oy hesabı, %7 geçildi mi, geçilmedi mi falan bu dertle uğraşılmıyor. Bunu değerlendirerek bu örnekleri arttıracağız. Buna dair konuşuyoruz. Yalnızca TKP olarak değil, yani diğer sol partilerle de konuşuyoruz. Yani bir işbirliği nasıl örülebilir ve Türkiye'de nasıl gerçekten de bu örnekleri çoğaltabiliriz diye. Çünkü buna ihtiyacı var bu toplumun. İhtiyacı olduğu için bir Maçoğlu şeyi çıktı ortaya. İnsanlar bu kadar benimsediler. Kült oldu adeta. Tabii ki. Yani ihtiyaç var demek. Bıyıkları bir fenomen oldu. Evet. Buradan kendisi